Ben bu TYT AYT geometriyi hem konu anlatımı hem de iki soru bankası çözerek ne kadar zamanda bitirebilirim acaba sorusuna cevap mı arıyorsun? Arkadaşlar merhabalar. Bu video ile birlikte geometri rehberlik serisine başlıyoruz. Bu rehberlik serisinde her hafta ya da bir aksilik olmazsa 4 günde bir karşına çıkmayı planlıyorum. 4 günde bir, o 4 günde ya da o haftalık programda o hafta neler yapman gerektiğini, nelere dikkat etmen gerektiğini, ÖSYM nerededir, nerelere önem veriyor? İşte ya da daha da ileri gidip o konuyla ilgili yapılan buluşlar var mı, icatlar var mı, onlardan bahsedeceğiz ve sizi hafta hafta güzel bir şekilde yönlendirmeyi planlıyorum. Bu arada başta söyleyeyim de unutmayayım, sonrasında dersin sonunda, videonun sonunda daha doğrusu sana bir sürprizim olacak. Hatta o sürprizi şimdi söyleyeyim. 10 kişiye bir kitap hediyesi edeceğim. Soru bankası kitabı hediye edeceğim. Videonun sonunda o soru bankasının çekilişine kimler nasıl katılacak ondan bahsedeceğim. Evet, biliyorsunuz ki biz bu kitapla birlikte 50 günde TYT AYT geometriyi bitirdik. Hocam haftalık mı gideceğiz, gün gün mü gideceğiz? Kardeşim gün gün ben zorlandım. Yani bu Temmuz 1'de başladık buna. Hatta benimle birlikte başlayan gün gün böyle çok iyi öğrenciler de zorlanmış da olabilir. O yüzden gün gün tavsiye etmiyorum. Zaten gün gün giderseniz büyük ihtimalle ne yaparsınız? Sadece konu anlatımını halledersiniz. O da zor da halledebilirsiniz belki. Ama haftalık programla giderseniz eğer, bir de hızlandırılmış haftalık program sunacağım size. 6 ayda, bir de haftalık hızlandırılmış programda da 3-3,5 ayda bu geometriyi çok rahat bir şekilde size bitirttireceğim. Diğer derslerinizde çalışacak bir şekilde size zamanda kalacak bu arada. Ve hatta şunu da söyleyeyim. 1 ay sonrasında büyük ihtimalle TYT'de 5 net, en az 5 net, ben hep 7 net diyorum da işi garantiye alıyorum. En az 5 net yapacak seviyeye geleceksin kardeşim. Ama niye öneriyorum ben? Haftalık programı öneriyorum. 25 haftada bitirmeni tavsiye ediyorum. Çok iyi olan arkadaşlar hızlandırılmış programdan gidebilir. Hızlandırılmış programdan giden arkadaş da Aralık ayının sonunda bitirecek. Of, sonrasına bak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 6 ay kalıyor. 6 ayda yine bir soru bankası çözebilirsin. Ardından ya da şeyleri de çözebilirsin. Neyleri çözebilirsin? Denemeleri de çözüp bu işi rahat bir şekilde halledebilirsin. Evet, soru bankası da demişken ben geometride 2 soru bankası çözülmesini tavsiye ediyorum. Bunlardan bir tanesi mutlaka kolay olması lazım. Hocam ben iyiyim. Kolaya gerek var mı? Var kardeşim. Kolay soru bankası ama yeni nesilli kolay olacak. Kolay soru bankası çözmen senin hızlandırır. Kesin ve net. Bir tane kolayı çözeceksin. Ardından bir tane de orta halli bir geometri soru bankası kitabı çözeceksin. Tabii ki o da yeni nesilli olacak ama şu an çoğu kitap zaten yeni nesilli. Ha, bu arada bu kitabın bir de soru bankası var. Nerede? Şu arkamda görüyorsunuz. Bu konunun şeyle sırasıyla tamamen uyumlu. İsteyen o kitabı da alabilir ama elinizde 2 tane soru bankası varsa, ya ben bu konu anlatımından gidiyorum deyip de illa o soru bankasını almak zorunda da değilsiniz. Bu arada biz bu kampa Temmuz 1'de başladık. Evet, şimdi yeni başlayacak olanlar için bir rehberlik yapıyoruz burada ama büyük ihtimalle benim eski öğrencilerim, yani Temmuz 1'de başlayan öğrencilerim de bu rehberliği mutlaka izlesin. En azından nelere dikkat edeceğini şöyle söylediğim zaman o dikkate almadığı yerleri geri dönüp oralara şöyle bir üstünkörü bakıp daha iyi bir noktaya da gelebilir. Şimdi Eylül ayında okullarla birlikte başlayacak olan arkadaşlarımıza yaptığımız programı size tanıtacağım. İlk videomuz biraz uzun olabilir. Böyle 10 dakika 15 dakika falan olabilir. Sonraki videolarda 5-6 dakika olacak. Yani bu rehberlik videolarında da öğrencinin çok fazla vaktini de çalmak istemiyorum. Vakit senin için değerli. Burada boş bir şey yapmıyoruz aslında ama yani çok özünü söyleyeceğim. Olayların özünü söyleyip seni yönlendirip zamanını çalmayacak şekilde bir şeyle, programla, bir rehberlik serisiyle karşına çıkmak istiyorum burada da. O zaman çok fazla lafı da uzatmayalım. İstersen gel şimdi haftalık programları görelim. Haftalık programımızın bir tanesi bu şekilde. Hatta şöyle hepsini göstereyim. Bu da bu kitabımızda, mevcut kitabımızın 4. sayfasında olması lazım. Kitabın 4. sayfasında var. Ama ben bunun bir de hızlandırılmış programı PDF'ini zaten size bu videonun açıklama kısmında vereceğim. Bu arada bu kitaba ilk başlayacak olan arkadaşlar, kitabın özelliğini de hızlı bir şekilde söyleyeyim. Kitapta kolay, orta, zor sorular var ve yeni nesil sorular, çoğunlukta yeni nesil sorular da var. ÖSYM yeni nesil sorulara çok özen veriyor biliyorsun. Yeni nesil soruların da tamamı animasyonla destekleniyor. Çünkü ben 2024 tayfadan şunu biliyorum. Hocam iyi güzel hoş, biliyoruz, anlıyoruz soruları ama bazı kesme, katlama, döndürme, yeni nesil soruları anlayamıyorum diyenleriniz çoğunluktaydı. O yüzden ben de 2025 tayfaya özel animasyonlarla bütün yeni nesil soruları zenginleştirdim. Yani katlamayı böyle animasyonla görüyorsun, döndürmeyi görüyorsun. Hatta hikayeli sorularda hikayesini zor anladığınız soruları animasyon yapıp soruyu
daha iyi bir şekilde anlamanızı sağladım. Videolarda da zaten bunları göreceksiniz. Zaten yorumlarda da animasyonun çok büyük artısının olduğunu da gördüm. Bu kitaptaki konu anlatımımız bu tarzda, haberin olsun. Şimdi bizim haftalık programımız kitabın sayfasında var. 3. ya da 4. sayfasında var zaten. Bir de burada günlük programlar da var zaten burada. Abi günlük program değil de bizi haftalık programı ilgilendiriyor. Haftalık program burada, 25 haftada bu olayı bitireceğiz. Ben bu arada bu videoda 1. hafta ve 2. haftayı birleştirdim. 1. hafta ve 2. haftayı anlatacağım sana bu videoda. Buradaki programa geliriz. Bir de bunun yanında hızlı program var. Hızlı programda şu şekilde, ben okullar başladı ya, şu anda ayın 15'indeyiz ya, pazar günü yayınlanırsa büyük ihtimalle, inşallah bir aksilik olmazsa, hani kitabı temin etme falan filan diye düşünerekten sizi ayın 21'inde başlattım programı. Ayın 21'inde bile başlasanız, ki siz burada 16'sında da başlayabilirsiniz, 17'sinde de başlayabilirsiniz, fark etmez. Ne kadar erken başlarsanız o kadar erken bitirirsiniz. Burada bak zaten ayın 21'inde bile başlasanız ayın 26'sında bitmiyor. 4 günlük programı da sayacak olursak şurada 29'unda bu olayı bitirmiş olacaksınız. Yani Aralık 29'da geometri ile ilgili hızlandırılmış programı takip eden herkes Aralık ayında bitiriyor ve koskoca 6 ay, sınava kadar 6 ay zamanda istediği şeyi yapabilir. İşte deneme çözebilir, bir daha soru bankası çözebilir. Hiç fark etmez. Hatta böyle kolay ve orta çözdü ya, sonrasında zor bir kitapta çözebilir orada. Bunu hızlandırılmış programı bitiren arkadaşlar, zaman çoksa zor bir kitapta alıp zor gibi bir kitapta çözebilirsiniz. Hızlandırılmış programda ayın 21'inde 1. haftanın konusu temel kavramlar ve doğru açı. 2. haftanın konusu da ayın 25'inde, yani üçgende açı ve ek çizimler konusu olacak. Şimdi gelelim şuradaki şeye. Buradan anlatmaya başlayayım ben şimdi. Evet, 1. hafta ve 2. haftada neler yapıyoruz? 1. haftada temel kavramlar ve doğru açıyı anlattık. 2 videoda anlattık. 1. haftada 2 videomuz var. 2. haftada da 3 tane doğru açı, yok 2 tane mi? 3 tane doğru açı, 3 tane de ek çizimlerden olması lazım. 6 tane ama ek çizimlerin videoları biraz kısa. O yüzden ben 1. hafta ve 2. haftaya şeklinde anlatıyorum. 1. haftada 2 videoyu hallettikten sonra 2. haftadan da 2-3 videoda izleyebilirsiniz. Öyle daha kolay olacaktır sanki işiniz. Şimdi 1. haftada nelere dikkat edeceksiniz? Temel kavramlar ve doğru açı. Şimdi temel kavramlar ve doğru açı deyip geçmeyin arkadaşlar. Doğru açı da açıyla ilgili de çok güzel icatlar, çok güzel buluşlar bulunmuş. Mesela zamandaki güneş saati, güneş saati açı kullanılarak oluşturulmuş. Zamanı ölçmek için açıyı kullanmışlar mesela. Başka mesela şeyde kullanılmış, astronomide kullanılmış, yıldızlar arasındaki mesafeyi kullanırken üçgenleme metodundaki açı değerini kullanarak, isterseniz merak ediyorsanız Google'a ya da yapay zeka yazın, üçgenleme metodu nedir? Bunu kullanarak mesela ben üçgenleme metoduyla benim herhangi bir yere olan uzaklığımı ölçebilirim. Ya da bir dağın yüksekliğini ölçebilirim. Ya da buradan yıldızlar arasındaki mesafeyi ya da dünya ile güneş arasındaki mesafeyi ölçebiliriz dostlar. Düşünsenize bir açıyla ne kadar büyük uzaklar hesaplanabiliyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Açı ve açının trigonometrik değeri de kullanılmış tabii orada. Eratosthenes dünyanın çevresini hesaplamış. Sadece bir açı ve açının trigonometrik değeriyle 40.000 kilometre olarak bulmuş. Yani çok az bir hata payıyla bulmuş. Bunu niye anlatıyorum? Yani açının öneminden bahsediyorum sana. Belki bu söylediğim tekniklerle sen de farklı bir şey bulacaksın ya da merak ettiğin bir şeylere, bu buluşları teknolojinin içine katacaksın, belki de faydası olur diye bunları da söylüyorum sana. Bu arada ÖSYM bakımından da önemli doğru temel kavramlar ve doğru açı. Mutlaka bir sorusu geliyor. Ya TYT'de bir sorusu ya da AYT'de bir sorusu, ya da her ikisinde de, hem TYT'de hem de AYT'de bir sorusu geliyor. Ve genelde de ÖSYM yeni nesil sormayı tercih ediyor. Haberin olsun, yeni nesil sorularda da zaten konu anlatımı yaparken, hatta şimdi de söyleyeyim, eş yapılara çok dikkat ediyor. Eş yapılarda da kenarların eşitliği, açıların eşitliği çok önemli. Zaten katlama soruları eş yapılardır. Dönme soruları eş yapılardır. Bunlar da hep yeni nesil sorulardır. İlk ders sıkıcı gibi gözüküyor. Temel kavramları böyle anlamaya çalışırken, ya hocam biliyoruz zaten bilmem ne gibi düşünebilirsiniz, ama burada da ince noktalar var. O yüzden buna da lütfen dikkat edin ilk derse. Hatta ilk derse bak şey bile var. Yeni nesil doğru açı sorusu bile var. Genelde böyle doğru açılarla hep klasik sorular görürsünüz ama ÖSYM'de yeni nesil sorusunu soruyor. O yüzden burada yeni nesil soruya da dikkat. Bizim için ama önemli olan, tamam ilk dersler önemli de, doğru açıdaki önemli olan ders ikinci ders ve daha böyle heyecanlı olabileceğiniz, ya daha zevk alabileceğiniz ders ikinci ders başlıyor. M kuralı, U kuralı, Z kuralı burada önemli ve bunların yeni nesil soruları da var mı? Tabii ki var burada. Şu sorular bak, yeni nesil sorular, hep buradaki sayfadaki sorular ve buradaki soruların da bunların da animasyonunu da göreceksin. Animasyonda bu işi de daha net bir şekilde anlayacaksın. Hele hele bu soru mesela, animasyonsuz anlaşılması baya bir zor. O yüzden bu animasyonlar sizin ufkunuzu genişletecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten bu animasyonları gören, daha öncesinde izleyen arkadaşlar ne demek istediğimi iyi bir şekilde anlıyor. Evet, doğru açı. İlk haftadaki doğru açı, yani ikinci video sizin için aşırı derecede önemli. Lütfen ikinci videoya, yani ikinci derse çok dikkat edin. Şimdi
Şimdi gelelim üçgende açıya. Üçgende açıda da ilk ders işte tanımlarla başlıyoruz. Hatta tanımları da yine animasyonla ispatını da gösteriyorum. Bazen ispat teknikleri de çok önemli oluyor. Hatta çoğu yerde ispat tekniklerini de iyi bir şekilde bilmeniz lazım. Sonra kolay sorular, öğrenme alanı sorularıyla gidiyoruz. Ve sonra yeni nesil sorulara geliyoruz. Bak yeni nesil sorularda da eş yapılar var. O eş yapıları ne demek olduğunu zaten konu anlatımında da göreceksiniz. Yani ilk üçgende açıdaki ilk videoya, ilk derse dikkat. ÖSYM eş yapıları çok seviyor. Hatta ikizkenarlı, ikizkenar üçgen sorusunda, ikizkenarın özellikleri değil de böyle ikizkenarla ilgili açı sorularını, hatta eş yapılı ikizkenar sorularını daha çok seviyor. Haberin olsun. Zaten buradaki sorularda da ikizkenarlık da kullanılmış. Hatta şu soruda ikizkenarlık kullanılmış. Bu soruda da ikizkenarlık kullanılmış. Bir sonraki derste, ikinci videoda ikizkenarlıkla ilgili daha da ayrıntıya girip ikizkenar üçgenlerde nasıl davranman gerektiğini, açıda nasıl davranman gerektiğini zaten söylüyorum. Yani ikinci videoda da bu ikizkenar üçgen soruları bizim için aşırı derecede önemli. Üçüncü videodaki şuradaki kısımlar belki çıkmayabilir ama ne olur ne olmaz diye anlattığımız kısımlar tabii ki dinlemeden geçmeyin ama ilk iki videomuz önemli. Bir de ben geometride şuna çok önem veririm. Ek çizimlere çok önem veririm. Siz de lütfen ek çizimlere çok önem verin. Çünkü ek çizimleri biz çoğu konuda kullanıyoruz. Ta son konu katı cisimlerde bile kullanıyoruz. Çünkü çoğu öğrencinin ki zamanında ben de bunu yaşadım. Ya hocam ben geometri yapıyorum, seviyorum ama neyi nerede nasıl çizeceğimi bilmiyorum. İşte bu dert burada bitiyor arkadaşlar. Kitaplarda böyle bir konu anlatımı yoktur. Yani konuların içerisinde not diye muhteşem şu denir. Sonra biraz ilerlersin not denir. Başka bir şey ikizkenarlık ek çizimi gösterilir. Ben burada üçünü birden anlattım. Üç videoyla anlattım. Üç derse anlattım burada. O üç derse de gereken önemi mutlaka ama mutlaka verin. Ek çizimler geometrinin temel ayaklarından biridir. Geometriyi iyi bir şekilde yapmak istiyorsanız muhteşem üçlü, orta taban ve ikizkenarlık ek çizimlerini iyi bir şekilde bilmek zorundasınız. Özellikle ya özellikle demeyeyim ya. Üçü de çok önemli kardeşim. Üçü de ÖSYM soruyor. Muhteşem üçlüyü soruyor. Orta taban zaten benzerlik için bir altyapı diyebiliriz. İkizkenarlık ek çiziminde mutlaka ama mutlaka soruyor. Yani bu ek çizimlerle ilgili 3 video sizin olmazsa olmazınız. Hatta bir defa izlediniz. Aradan bir ay geçtikten sonra bir daha izlemenizi tavsiye ediyorum. Hatta kitaptan izlemeseniz bile kitaptaki soruları bir daha çözmenizi tavsiye ediyorum. Zaten her konuda ben size buradaki ek çizimleri hatırlatacağım. Çünkü her konuda ek çizimle ilgili soruyla karşılaşacaksın dostum. Evet, yani bu hafta dikkat etmen gereken şeylerden bahsettik. Ve bunun yanında ne yapacaksın? 2 tane soru bankası çözeceğini de söylemiştim. Bu konu anlatımlarını yaptıktan sonra ilk önce doğruda açıyı yaptın. Sonra kolay soru bankasını çöz. Sonra orta soru bankasını çöz. Ondan sonra üçgende açıya bak. Kolay soru bankası ve orta soru bankasını mutlaka çöz. Birinci hafta ve ikinci hafta bu kadar dostlar. Şimdi ne yapıyorduk? Size bir hediyem vardı. Ondan bahsedecektik. O yüzden şöyle bir kendimizi büyütelim. 10 kişiye soru bankası hediye edeceğim. Hatta bilgi salmalık geometri soru bankasını hediye edeceğim dostlar. Şartımız şu. Videoya yorum yazacaksın. Kitabı istiyorum şeklinde. Sonrasında hocam seviliyorsunuz. Kalp bakta atabilirsiniz. Önemli değil ama ricam var. Lütfen bir kişiye bir tane yorum yazsın. Öyle bir kişiye bir istiyorum yazıyor. Ardından 10 mesaj sonra bir daha istiyorum yazıyor. Öyle kişileri görünce vermem. Onu söyleyeyim. O çakallık. Çakal öğrencim olmaz. Kenan komutanın çakal öğrencisi asla olmaz dostlar. Tamam. Şimdi bir de şu ricada bulunacağım. Ya elinde iki kitap vardır. Hocam bir de üçüncü kitabı bu olsun diyenler yorum yazmasın. Ha yorum yaz. Hocam harikasınız. Hocam seviyoruz. Ya da kötü yorumlar da yazabilirsiniz. Hiç silmiyorum. Sıkıntı yok. İhtiyacı olana gitmesini istiyorum. Yani doğru kişiye gitmesini istiyorum buradaki 10 kişi. Yani bu 10 kişinin doğru kişi olmasını istiyorum. Doğru kişiye 10 tane kitap hediye etmek istiyorum. O yüzden sizden ricam. Ya benim öğrencilerim gerçekten insaflı ve yani ihtiyacı yoksa yorum da yazmıyor. Yani istemiyor da kitabını. Tabii ki yorumunu yazabilirsin bu arada. Tekrar söyledim bu arada. Neyse. Sadece ihtiyacı olan arkadaşlar çekinmeden yazın dostlar. Bu hediyelerin devamı sonrasında da gelecek. Ben size sonrasında da hediyeler böyle vereceğim zaten. Şimdilik bu videoya özel. Bu videoya özel ne yapıyorum? 10 tane bilgi sarmalından geometri soru bankası kitabı hediye ediyorum. Ama ihtiyacı olanlar yazarsa seviyorum. Kitabı istiyorum yazıp yazdığınız zaman bir hafta sonrasında da o yorumlara. Tabii şimdi biz Eylül'de 15 Eylül'de çektik bu videoyu. Sonrasında bir hafta sonra 22 Eylül'de bakacağım. Oradaki yorumlara göre kitabı hediye edeceğim. Kişiler belli olacak dostlar. Haberiniz olsun. Evet, bu ilk video bu kadar uzun sürdü. Bundan sonrakiler bu kadar uzun sürmeyecek. Sonraki videolar 5-6 dakika sürecek. Haberiniz olsun. Sonraki rehberlik derslerinde görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak. Hoşça kal.